11 Eylül meselesi önemli. Yani böyle bir tanımlama yapılıyor üst başlıklarda, üst manşetlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan basınında da böyle çok etkin, yetkin gazetelerde de böyle şeyler yazıldı. Biz de bunu konuşuyoruz ama Amerika 11 Eylül'den sonra ne olduğunu gördük. Yani İran işgalini gördük. Biz yani Afganistan işgalini gördük. Bir yıkımı gördük gerçekten. Birçok şey bertaraf oldu. Orada daha sonra da çekti gitti. Yani böyle şimdi İsrail'in 11 Eylül'den sonra ne olacak ne bitecek o başka. Şimdi sahada arkadaşlarımız çok zor koşullarda gazetecilik yapıyorlar. Yaptılar, Sena'da onlardan biri döndü geldi stüdyoda izlenimlerini aktarıyor. Çetin Er orada, keza birçok gazeteci meslektaşım da, kameraman arkadaşlarım da birlikte oradalar. Zor koşullardalar. Ama bir de işin diplomasi trafiği var. İsrail demek, Amerika Birleşik Devletleri demek, İngiltere demek. O yüzden gerçekten uykusuz ve günlerdir. Yani Beyaz Saray'da neredeyse yatıp kalkıp Ali Çınar var. Cinel Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali Çınar da orada. Çünkü biliyorum kendisiyle de sık sık iletişim halindeyim. Arkadaşım olmasının dışında da meslektaşım Ali'yi çok da çalışma temposunu da biliyorum. Hatta 2 saat 3 saat uykuyla orada. Çünkü sürekli açıklamalar yapılıyor. Ben Ali'ye önce Blinken'la başlamak istiyorum. Niye? Çünkü İsrail ziyareti oldu Ali. İsrail ziyaretinde Ali Poyraz hocamın da dediği bu ziyaret oldu. Bir basın toplantısı yapıldı. Rehinelerden bahsetti. Yani böyle itidal, bir dakika dur, biraz daha böyle daraltalım. Yani körüklemeyelim minvalinde bir şey olmadı. Yani bu iş nereye varır onu bilmiyorum. Yarın da Blinken, bugün Netanyahu ile, yarın da Filistin lideri Abbas'la görüşecek. Ben Blinken'ın öncelikle gündemini senden alayım. Ardından da bu uçak gemisi meselesine geleceğim Ali Çınar seninle. Hülya, öncelikle teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Ayrıca sen de çok emek veriyorsun. Aynı şekilde Hepimiz Sena'yı da öyle. kutluyorum. Sahada bir anne olarak da ilk giden gazeteci arkadaşlarımızdan oldu. Onun Aynen. için kendisini de tebrik ediyorum. Şu anda da Çetin Er, Habertürk ekibi başından beri sahada. Onun için ekibimiz canla başla çalışıyor. Teşekkür ediyoruz ekibimize. Şimdi Amerika'daki gündeme baktığımızda tabii Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail ziyareti önemliydi ve Netanyahu ile Blinken bir basın toplantısı da yaptılar. Aslında Dışişleri Bakanı Blinken'ın söylediği çok önemli açıklamalar var Hülya. Bir tanesi şu: ben sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da karşınızdayım dedi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri hiçbir yere gitmiyor, gitmeyecek ve İsrail'in sonuna kadar yanında olacağız açıklamasında bulundu. Aynı şekilde ABD'nin askeri desteğinin de aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Tabii Blinken'ın ziyaretinin iki amacı var. Bir, İsrail'e tam destek. İki, İsrail karşıtı tüm aktörlere karşı bir gövde gösterisi ve caydırıcılık rolü. Ve üçüncüsü de rehine krizi. Çünkü Amerika'dan şu anda 25 Amerikalı vatandaş hayatını kaybetti. 17'nin üzerinde şu anda rehine var ama sayının artacağı bekleniyor. Şunu belirtmekte fayda var: 24 yıldır Amerika'da yaşayan birisi olarak, İsrailli burada da dostlarımız, arkadaşlarımız var. Çoğu çifte vatandaş. Yani bu Amerikalı sayı artacak. Çünkü İsrail'e giden, gelen, İsrail'e bağı olan ciddi bir nüfus var burada. Ve çoğu da zaten Amerikan vatandaşlığı ve İsrail vatandaşlığı var. O nedenle ABD bunu da önemsiyor. Rehine konusunu, hayatını kaybedenlerin sayısını gün ve gün veriyor. Ama genel itibarıyla açıkçası tam destek için Blinken'ın İsrail'de olduğunu söyleyebiliriz. Netanyahu da teşekkür etti. Buraya gelişinizle beraber ABD'nin açık somut desteğini de gördük, gösterdiniz diye de teşekkür ettiğini belirtebiliriz. Senin de dediğin gibi yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Aynı zamanda da Ürdün'e gidecek. Ürdün Amerika için önemli Hülya. Başkan Biden Netanyahu'dan sonra Ürdün kralıyla konuştu. Ürdün'ün yetkililerle ciddi bir diplomasi trafiği var. Ve şimdi Blinken de Ürdün'e gidecek İsrail'den sonra. O nedenle Ürdün'ü önemsediğini Peki. bu savaş ortamında söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Gemiler geliyor, evet tamam da yani böyle ama asker desteği yok. Şimdi bunu bir oradan okumasını yapmanı isterim. Aynı şekilde Ali hocama da döneceğim. Şimdi İsrail'e destek için bölgeye savaş gemisi gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri. Uçak dolusu mühimmat gönderiyor.
Şimdi Amerika'nın desteğinin bununla sınırlı kalmayacağı, Amerikan özel birliklerinin Gazze'deki rehine kurtarma operasyonlarına katılacağı iddia ediliyor. Ama bu bir iddia. Ne konuşuluyor? Yani konuşulanın arkasındaki hikayeyi merak ediyorum. Dahası arkasındaki karar ne olabilir? Amerika Gazze'deki sivillerin tahliyesi için bir adım atar mı? Yani asker görür müyüz biz Amerikan askerini? Şimdi Hülya, Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan beri İsrail'e 360 milyar dolarlık askeri ve ekonomik destekte bulunmuş. 360 milyar dolarlık. Yani ABD ile İsrail zaten etle tırnak. Askeri koordinasyona girdiğimizde zaten istihbaratla beraber ciddi bir ortaklık olduğunu görüyoruz. Burada fiziki olarak Amerikalı askerler Hamas'a karşı savaşmasa da rehineleri kurtarmak için bir operasyondan bahsediliyor. Tabii ki operasyon var, rehineleri kurtaracağız diye hiçbir ülke çıkıp konuşmaz. Çünkü güvenlik ve istihbarat bilgisi olduğu için. Ama rehine krizine çok önem verdiği için Biden yönetimi ufak operasyonlarla rehine operasyonları Amerika'daki bazı birlikler yapma ihtimali var. Ama şu anda bu konuşulmuyor. Belki de hiç konuşulmayacak. Belki kurtulduktan sonra bileceğiz. Ama Amerika ile İsrail arasındaki askeri birliğin zaten olağanüstü olduğunu belirtmekte fayda var. Yani uçak gemilerinin şu anda Doğu Akdeniz'de olması sembolik, bir müdahalesi yok. Ama orada olması bile caydırıcılık rolü olduğunu Biden yönetimi belirtiyor. Ayrıca askerlerin illa sahada olmasına gerek yok. Şu anda cephanelik anlamında İsrail ne veriyorsa sağlıyor. Aynı şekilde de hava savunma sistemleri de şu anda İsrail'e aktarılmaya devam ediyor. O nedenle bunu sadece Amerikalı askerin sahada olmasıyla bence bağlamamak lazım. Genel resimde zaten çok ciddi şekilde askeri anlamda ABD'nin desteği aralıksız devam ediyor. Yani. Yarın da ikinci bir Amerikan uçak gemisi filosu yola çıkacak diye biliyoruz. Ali, ben çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek bir şeyim varsa lütfen bu meseleyle evet, ilgili alayım. Evet, aslında Eisenhower uçak gemisi haftaya gideceğini söyledi ama o bölgede dolanacak. Direkt şu ilk giden gibi olmayacak dedi. Bunu belirtmekte fayda var. İkincisi de bu insani yardım koridoru çok konuşuluyor Hülya. Birleşmiş Milletler'den acil çağrı yapıldı ve Biden yönetimi şu anda İsrail ve Mısır'la bunu da konuşuyor. Yani insani yardım koridoruyla en azından sivillerin bölgeden çıkarılması konusunda bu konuda da şu anda bir çalışma var ama genele baktığımızda resim kötü, daha da kötüye gidecek gibi görünüyor Hülya. Çok teşekkür ederim.